Merhaba arkadaşlar, Dershane Burada kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hızalı öğretmeniniz. İkinci yazılarımız artık başlıyor. O yüzden size bir ikinci yazılı örneği hazırladım. İlk öncelikle linki ekleyeceğim. Bunu indirip kendiniz çözerseniz, çözümlerine benimle birlikte bakarsanız daha faydalı olacağını inanıyorum. Ayrıca üniteleri tek tek konularını anlattım. Onları da izlerseniz konuları tekrar etmiş olursunuz. Hadi başlayalım. Aşağıdaki yargıların sonunu doğruysa da yanlışsa Y yazacağız. Toplumu laboratuvar insanı inceleyecek bir nesne olarak gören edebi akım naturalizmdir diyor. Evet, doğru arkadaşlar, naturalizm. Toplumu laboratuvar insanı da bir nesne, incelenecek bir nesne olarak görüyor. Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa Tanzimat ikinci dönem sanatçılarındandır demiş. Hayır arkadaşlar, Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa birinci dönemin sanatçıları. Tanzimat birinci dönem, yani yanlış. Noktalama işaretlerini ilk defa Şinasi kullanmıştır. Bu doğru bir cevap arkadaşlar. Sahnelenen ilk tiyatro eseri Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir demiş ama yanlış demiş. Şinasi'nin Şair Evlenmesi sahnelenmemiştir. Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Namık Kemal'in Vatan yahut Silistresi'dir. Şöyle yazalım. 19. yüzyılın yarısında romantizme tepki olarak doğan akım klasizm değil, realizmdi arkadaşlar. Bu da yanlış bir cevap. 2'ye geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz. Namık Kemal görüşlerindeki tutarsızlık yüzünden nokta nokta noktayı eleştiriyor. Kimi eleştiriyor arkadaşlar? Ziya Paşa'yı eleştiriyor. Çünkü Ziya Paşa... Bir divan şiirini savunuyor, bir halk şiirini savunuyor. Sürekli fikir değiştiriyor. O yüzden Namık Kemal de onu eleştiriyor. Ziya Paşa'nın harabatını eleştirmek için tahribi harabat adlı eseri yazıyor. Burada da tahribi harabatta Ziya Paşa'yı eleştirmiş oluyor. Bu genelde çıkıyor. Buraya yıldız atıyorum. Hikayesinin ilk örneklerini Fransız yazar Maupassant vermiştir diyor. Hangi hikayeleri Maupassant temsil ediyordu? Olay hikayelerini. Durum hikayesi de T oldu. Tanzimat Edebiyatı ilk özel gazete olan Tercümanı Ahval'in çıkışıyla başlıyor arkadaşlar. Şiir ve inşa yine kimin? Ziya Paşa'nın. Şiir ve inşa adlı makalesinde halk şiirini yüceltiyor Ziya Paşa. Yanlış yazdım. Abdülhak Hamit Tarhan edebiyatımızın ilk pastoral şiir örnekleri olan şiirlerini Sahra adlı eserde topluyor. Tevfik Fikret'in siz şiirine karşılık Yahya Kemal siz de söyleniş şiirini yazıyor. Yahya Kemal tam bir İstanbul sevdası olduğu için Tevfik Fikret'in siz şiirinde İstanbul'u yermesine gönlü razı gelmiyor ve siz de söyleniş şiirini yazıyor. Milli Edebiyat Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlıyor arkadaşlar. Edebiyatımızda ait ilkleri aşağıdaki boşlukları sanatçılarıyla birlikte yazınız. İlk roman denemesi arkadaşlar. İlk roman denemesi Taşuk, Talat ve Hıdnat. Şemsettin Sami'ye ait. Yazamıyorum. İlk çeviri roman arkadaşlar. Telemak. Yusuf Kamil Paşa'ya ait. İlk köy romanımız. Karabibik. Nabizade. Nazım'a ait. İlk edebi romanımız İntiba.
Namık Kemal'e ait. İlk psikolojik romansa Eylül. Bu da Mehmet Rauf'a ait. Beş hececilerin, sanatçıların yazarak sanat anlayışlarını anlatınız. Şimdi beş hececileri yazalım. Orhan, Seyfi, Orhan. Çok büyük yazdım, sığmayacak. Şöyle biraz küçük yazayım. Enis, Behiç, Kor Yürek, Halit Fahri, Ozan Soy, Yusuf Ziya, Ortaç, Faruk Nafız, Çamlıbel, bunlar sanatçılarımız arkadaşlar. Beş hececiler milli edebiyat akımından etkileniyorlar. Şiirde sade, süssüz, anlaşılır olmayı tercih ediyorlar. Şiirde işledikleri konularda genellikle Anadolu, vatan sevgisi, kahramanlık, yiğitlik gibi konular. Ve genç kalemlerin millileşme hareketini devam ettiriyorlar. Şiirde halk dili ve hece ölçüsüne önem veriyorlar. Evet. Beş hececiler kimlermiş? Orhan Seyfi, Orhan, Enis Behiç, Kor Yürek, Halit Fahri, Ozan Soy, Yusuf Ziya, Ortaç, Faruk Nafız, Çamlıbel. Beş hececiler milli edebiyat akımından etkileniyorlar ve devam ediyorlar. Genç kalemlerin millileşme hareketlerini devam ettiriyorlar. Şiirde halk dilini ve hece ölçüsünü kullanıyorlar. Halka daha yakın olmayı istiyorlar. Vatan sevgisini, Anadolu sevgisini, kahramanlık ve yiğit konularını işliyorlar. Bu şekilde anlatabiliriz. Aşağıdaki cümleleri ögelerini ayırıp altlarına yazalım. Ülkenin günlük siyasal olaylarını ve toplumsal bozukluklarını eleştirel bir yaklaşımla ve etkileyici bir biçimde yansıtır. Burada. Şimdi nasıl ayıralım? Yansıtır yüklem. Yansıtan ne? O diyelim. Gizli özne. Neyi yansıtır diye sorarsam, ülkenin günlük siyasal olaylarını ve toplumsal bozukluklarını diyor. Belirtili nesne. Nasıl yansıtır? Eleştirel bir yaklaşımla ve etkileyici bir biçimde diye cevap alıyorum. O zaman bu da sarf cümlecim oluyor. Bu şekilde ayırabiliyorum. Diğer cümleye bakalım. Ünlü yazar söyleşimi sırasında bana bugünlere nasıl geldiğini anlattı. Anlattığı yüklem.
Anlatan kim? Ünlü yazar Özne. Neyi anlattı? Bugünlere nasıl geldiğini, ne cevap verebilirim neyi? Bu da ne olur? Belirtili nesne olur. Kime anlattı? Bana anlattı. Kime de dolaylı tümleci veriyor bize. Ne zaman anlattı? Söyleşimiz sırasında ne zaman da zarf tümlecini vermiş oldu arkadaşlar. Saf şiir anlayışın öncülerinden hadi şairlere yazalım. Ahmet Haşim zaten başta gelir arkadaşlar saf şiirde. Daha sonra Necip Fazıl diyebilirim. Yahya Kemal diyebilirim. Sonrasında da Fazıl, Hüsnü, Dağlarca. Bahçedeki mavi boyalı kasım patılarının üzerine birikmiş karları gösterdi. Gülümseyerek cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi gösterdi yüklem. Neyi gösterdi? Bahçedeki mavi boyalı kasım patlarının üzerine birikmiş karları. Bu belirtili nesne. Gösteren kim? O zaten burada bir gizli öznemiz var. Belirtili nesne nasıl gösterdi? Gülümseyerek gösterdi. Bu da zarf tümleci olur. Yani belirtili nesne yüklem zarf tümleci olan şıkkı bulacağız. A şıkkı doğru cevap. Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? İlk dönemde toplumsal, ikinci dönemde bireysel konular işlenmiştir. Evet doğru. Birinci ve ikinci dönem şairleri romantizm etkisinde şiirler yazmıştır. Biçim yönünden birinci ve ikinci dönemde divan şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır. Her iki dönemde de şiirde parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verilmiştir. Birinci dönemde sadece ölçü, ikinci dönemde aruz kullanılmıştır. Burada bir sıkıntı var çünkü birinci dönemde de hece ölçüsü uygulanmaya çalışılmış ama aruz ölçüsü de kullanılmış. Sadece hece ölçüsü kullanıldı diye bir şey yok. İkinci dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış ama hece deneyimleri de var. Yani E şıkkı demem gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı ile divan edebiyatının ortak özelliklerinden biri değildir? Sanat için görüşü benimsenmiş. Evet. Toplumsal sorunlara sırt çevirmeleri. Genellikle divan edebiyatında da Servet-i Fünun edebiyatında da aşk konusu ağırlıklı oluyor. Toplumsal konularda çok fazla eser göremiyoruz. Tabii var ama genellikle aşk, kadınlar ve diğer duygular. Özlem, hasret vesaire gibi. Halkın konuşma dilinden uzak ağır bir dil kullanmaları. Evet, okuduğumuz zaman çoğunlukla sözcükleri anlayamıyoruz. Osmanlıca kelimeler var, Arapça, Farsça kelimeler var. Seskin bir zümreye seslenmeleri, evet. O kelimeleri anlayabilecek insanların okuduğu şiirler oluyor. Halka çok fazla yansımıyor. Şiirin nazım biriminin genellikle beyit olması. Şimdi divan edebiyatında beyit kullanıldı ama Servet-i Fünun'da daha çok dize önem gösteriyor. Burada o zaman E şıkkı demem gerekiyor. Servet-i Fünun'da değişik tarzlarda, terzi, rima, sone gibi tarzlar da deneniyor. Beyit genellikle kullanılan birim olmaktan çıkıyor. Yukarıdaki özellikler hangi şaire aittir? Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. Kimi şiirlerinin konusuna hayranlık duyduğu Osmanlı tarihinden seçmiştir. Nedim'den sonra İstanbul'a en fazla işleyen şair olarak gösterir. Şimdi yazılımın başında demiştik ya Yahya Kemal Tevfik Fikret'in Sis şiirinde İstanbul'u yermesine dayanamayıp Sis'te söyleniş diye bir şiir yazmıştı. B şıkkı bana İstanbul'u en fazla işleyen şair dediği için Nedim'den sonra B şıkkı diyorum.
Evet arkadaşlar, sizin için hazırladığım yazı da burada bitiyor. Dediğim gibi linki koyuyorum. Konu anlatımında testin, sınavın linkini. Onu ilk önce konuları izleyip sonra bu sınavı çözüp en sonunda benimle sonuçlarına bakarsanız daha iyi olur. Başarılar diliyorum.